Bir zamanlar büyük bir ormanın kenarında sakin bir köy varmış. Bu köyde insanlar hayvanlarla dostça bir şekilde yaşamayı öğrenmişler. Ama içlerinden bazıları hayvanların önemini ve değerini anlayamamış. Ormanın derinliklerinde yaşayan hayvanlar insanlarla dost olmayı beklerken bir gün kötü bir olay yaşanmış. Köyün yakınındaki tarlalarda çalışan bir grup çocuk yaramazlık yapmayı çok severmiş. Bir gün ormanda dolaşırken kuşları, tavşanları ve diğer hayvanları rahatsız etmeye başlamışlar. Kuşların yuvalarını bozmuşlar, tavşanların yuvalarına taş atmışlar ve ormanda koşup durarak hayvanları korkutmuşlar. O sırada ormanın derinlerinden gelen bir ses duymuşlar. Bu ormanın ruhuymuş ve onlara seslenmiş. Eğer hayvanlara zarar verirseniz ormanın dengesini bozmuş olursunuz. Her hayvanın bu dünyada bir yeri ve görevi vardır. Eğer onları incitirseniz doğanın gücü size karşı dönebilir, demiş. Çocuklar bu uyarıya kulak asmamışlar. O gün gökyüzünde kara bulutlar toplanmaya başlamış. Yağmur çiselemeye başlamış ve rüzgar daha sert esmiş. Çocuklar bu duruma hiç aldırış etmemişler. Oyunlarına devam etmişler. Bir arı yuvası bulduklarında onu taşlamışlar ve arılar kızgınlıkla çocukların peşine düşmüş. O anda çocuklar panikle kaçmaya başlamışlar ama yağmur şiddetlenmiş, orman çamur içinde kalmış. Koşarken düşüp kaymışlar ve ormanın derinliklerinde kaybolmuşlar. Karanlık çökmüş, çocuklar çok korkmuş. Artık ne yapacaklarını bilmiyorlarmış. O sırada karşılarına bir baykuş çıkmış. Baykuş çocuklara sert bakışlarla bakmış ve sessizce konuşmuş. Sizler hayvanlara zarar vererek ormanın dengesini bozmuşsunuz. Bu yüzden yolunuzu kaybetmişsiniz. Ancak hatanızı anlarsanız ve hayvanlara dostça davranmayı öğrenirseniz yolunuzu bulabilirsiniz, demiş. Çocuklar baykuşun sözlerini duyunca pişman olmuşlar. O an ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamışlar. Hayvanlara zarar vermenin sadece onları değil, kendilerini de kötü duruma düşürdüğünü fark etmişler. Gözlerinden yaşlar süzülmüş, birbirlerine sarılarak sessizce ağlamışlar. Ertesi gün yağmur durmuş ve güneş tekrar parlamış. Çocuklar köye dönerken her adımda doğaya saygı duymaya karar vermişler. Ormana döndüklerinde ilk işleri bozdukları yuvaları onarmak ve hayvanlara yiyecek getirmek olmuş. Kuşlar cıvıldayarak etraflarında uçmuş, tavşanlar huzur içinde otlamış. Baykuş da bir ağacın dalından onları izleyip başıyla onaylamış. O günden sonra çocuklar ne zaman ormanda dolaşsalar hayvanlara zarar vermekten kaçınmışlar. Artık her canlıya saygı gösterilmesi gerektiğini öğrenmişler. Ormanın ruhu da onları tekrar uyarmaya gerek duymamış. Çünkü çocuklar artık doğanın dostu olmuşlar. Masal bu ya, hayvanlara zarar vermenin ne kadar kötü olduğunu anladıkları için köydeki herkes daha mutlu yaşamış. Orman çocuklara kapılarını tekrar açmış ve onların en yakın arkadaşı olmuş. Böylece hayvanlara zarar verenin aslında kendisine zarar verdiği de anlaşılmış.